Sevgili dostlar, hepinize The Cake Mutfağı'ndan tekrardan merhabalar. Böyle sıcacık bir günde gözlerimiz kapanıyor. Bir tane vantilatör koyduk şuraya, bayılacağız yoksa yani. Sezon başlıyor. Ayın 20'sinde ilk seyrimiz Erdek tarafına olacak. Büyükova koyuna falan gidip şu su yapıcıyı dediğim gibi test edeceğiz. 27'sinde de artık aşağı iniyoruz. Aşağı inmeden önce ne yapılması gerekiyor? En temelde motor bakımı. Daha önce de 255 Volvo'nun bakımını çekmemiştik. Ben yapmıştım ama. Şimdi onu yapacağım. Hızlı hızlı da size göstereyim, bir video olsun dedim. En azından D255 kullanan çok var. Bavaria 40 olsun, 45 olsun, 46, 55, D255 motoru çok var. Hızlıca en azından şöyle bir geçeriz. Motor yağ 500 saat ya da senede bir bunda. Yanmar eski 3YM30'da. Her işte 250 saat 6 aydı yanlış hatırlamıyorsam. Buna yağ fazla konuluyor. Öyle töler ediyor herhalde. Kitapçığında yazan 9,5 litre ama 9,5 litre ne boşaltıyor ne de alıyor. Dolayısıyla ne kadar çıkarsa onu boşaltacağız. Pıtır pıtır işlerimizi yapacağız. Size tek bir şey sormak istiyorum. Şimdi jenerik dönecek. Jenerik dönerken cevap verin lütfen. Son zamanlarda şöyle bir öneri aldık. Bu seyir videolarına müzik olsun mu olmasın mı? Kimisi müzik olsun diyor, kimisi olmasın diyor. Aşağıda yorumlara bekliyorum jeneriğe. Biliyorsunuz lityum akü videosunu yaptık. Onda bir sürü kabloyu çıkartmıştım sistemden. Şurayı da temizleyeceğim. Burayı da adam eski sahibi artıları eksileri de marş motorunun üzerinden alıp artıları buradan alıp işte servis aküsünün bir tanesi bu. Bilmeyenler için akü separatörü şu. Alternatör çalışmaya başlayınca en sağdaki size göre alternatörden gelen kablo. Bakıyor diyor, ha diyor, akım geliyor. Bütün akü pozitiflerini birleştiriyor bu alet. Ve tüm aküleri şarj etmiş oluyorsunuz siz de aynı anda. Bu aletin amacı o. Neyse, bunların üzerinden şu her biri mesela ikinci sıradaki işte servis aküsü, üçüncü sıradaki şey sağdan sayıyorum yani motor aküsü, işte dördüncü sıradaki bow thruster aküsü, tamam mı? Mesela servis aküsünün üzerinden bir kablo almış. O kabloyu bir sisteme bağlayacağız. Burada bunlar durmayacak. Öbür tarafı temizledim biliyorsunuz. Şimdi sıra buraya geldi. Adamın muazzam elektrik işleri var. Daha önce bahsettim bilmiyorum. Alternatöre de havuzluktaki şarj USB'lerini bağlamış mesela. Biz Karadağ'dan döndüğümüzde şarj edemiyorduk motoru. Ama şey, hiçbir telefonu falan. Bir baktık alternatöre bağlı. Onun gibi saçma sapan bağlantılar var. Hepsini temizleyeceğiz. Kitaba göre gideceğim, sırasına göre. D255'in kitabına göre. İlk önce diyor hava filtresini temizleyelim. Hava filtresi burada. Çıkaralım, bakalım tozu varsa tozunu atacağız. Geri yerine takacağız. Sizdeki farklı olabilir. Bu muhtemelen adam kendisi yapmış bunu. Önceki sahibi yine. Yani farklıdır muhtemelen. Çıkmaz ama burası işte konumu. Bunu böyle alıyorsunuz. Sonra bunun üzerindeki tozu atıyorsunuz. O kadar. Geri takıyoruz ondan sonra. Süngeri şöyle çıkarttım. Sünger bitmiş yani. Çok kötü ve gördüğünüz gibi leş gibi. Yıkamaya çalıştım, olmuyor. Şimdi bunu şöyle şu parmak inceliğinde bir tane sünger alıp keseceğiz. Yine oradaki sprenin üzerine süngeri dolayacağız. Yeni bir süngerimiz olacak. Bu iş değil yani, bitmiş bu. Paramparça oluyor. Şimdi sünger gelirken ikinci maddeye geçelim. Şurada kayışı kontrol et diyor. Kayışın bakın tam şu kadar. Yani şu parmağın kalınlığında girmesi gerekiyor içeri. Bu kayış 10 numara. Üç tarafına da bakalım. 10 numara. Bununla ilgili de yapılacak bir iş yok. Şimdi yağ değiştirme sıradaki. Yağ değiştirmek için de burası biliyorsunuz yağ kontrol bölümü. Yağ konan bölüm. Ve yine yağ konan bölüm. Şuradan normalde bizim 3YM30'da oradan yağ çekerken bunun yağ çekme yeri tam olarak şurası. Şu siyahın olduğu bölüm. Buradan bu tapayı çıkartıyorsunuz. Çıkartamadım. Bir şeyle destek almam lazım. Ondan sonra oradan çekim işlemine başlıyorsunuz. Ondan sonra bu mazot filtresi, yağ filtresi şurada. Mazot, yağ. Onlara da sırayla geleceğiz. Yine anlatacağım. Şu yağ şimdi uygun bir kompartmana çekelim. Tabii bu yağı daha kolay çekebilmek için
İlk önce motoru ısıtmak gerekiyor. Ben bu tıpayı çıkarttım ama tekrar takıyorum. Motoru şöyle bir 5 dakika bir çalıştıralım. Birazcık viskozitesi incelsin yani ya. Ondan sonra çekeceğiz. Bu arada sıcaktan delireceğiz yani orada. Evet, çalıştırmaya başladık. 5 dakika kendi halinde çalışsın. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi taktım oraya şeyi. Hortumu. Bakım yöntemiyle çektirmeye çalışacağım. En son neyle çektirdim bilmiyorum da elimde bu yakıt pompası vardı. Yağ pompası. Bu kapakları açacağım. Açacağım ki oradan hava vakum yapmasın çektikçe. Akıtacağız. Şöyle iki yağ dolum. Birinin de kapağını. Samet abi oradan açtı. Samet abi burada. Samet abiyle her işte beraberiz. Evet, burası da böyle. Vakum yaptırarak alacağız. Bas bas bas. Şimdi bitirdik yağ çekimini. Dediğim gibi 9,5 litre diyor ama kitap 6,5-7 litre arasında bir şey biz ekledik. Eski yağ koymuyoruz. Eski yağlardan karıştırmıyoruz. Ben direkt petrol ofisinin yağını kullanıyorum. 15'e 40 alıyor bu. Ondan aldım 8 litre. Onu kullanacağım. Onun öncesinde yağ filtresini yine yağ sistemiyle beraber çıkarıyoruz. Ben biraz gevşetmiştim. Şöyle alıyorum. Kullandığım altını silmem gerekiyor. Hemen oradan akacak yoksa. Gördüğünüz gibi. Neyse, zaten ben şimdi şey yapacağım. Balata spreyiyle komple motoru da yıkacağım. Çünkü en son geçen sene yazın buna bir şeyler yaptım. Yağını da değiştirmemiştim. O zaman yeni değiştirdiğim için. Şimdi yağını değiştiriyoruz işte. Neyse, şunu çıkartayım, altına bir şey koyayım da ondan sonra değiştirme aşamasında yine göstereceğim. Evet, orayı da yavaş yavaş boşalırken yeni filtreyi getirdim. Yeni filtrenin sadece şu kauçuk ağzına şöyle bir kayması için, orada zedelenmemesi için yağ sürüyoruz. Geldi, dudaklar değdi. Dudaklar değdikten sonra sadece yarım tur döndürüyoruz. Böylece elimle bile açtım. Oradan sızdırma da yapmıyorum, merak etmeyin. Dudak değiyor, yarım tur döndürüyorsunuz ve bitti. Yağı dolduruyoruz. 6,5-7 litre arasında koyacağız. 8 litre almıştım ben zaten. Şöyle yavaş yavaş filtresini taktık. Ne kaldı? Yakıt sistemi kaldı. İmpeller'ı kontrol edeceğiz. Başka var mı bilmiyorum. Kitaba göre sırayla devam ediyoruz işte. Benim kullandığım yağ bu. Petrol ofisinin yağı. Bir tane çok büyük bir hırdavatçı. Kaptanım, komşum da daha önce. Piyasada güvenle alabileceğin, kolay bulabileceğin en güzel yağ. Petrol ofisinin yağı demişti. O bu işlere bayağı bir dalmış. Mesleğinden dolayı da. Diğer Yamaha bile mesela Çin markalara yaptırıp üzerine etiket basıyormuş ya da işte süzülmüş yağ falan. Bu iyi demişti. O günden beri ben bunu kullanıyorum. Evet, tam 8 litre almıştım. 8 litre de orta hattın üstüne çıktı. Şimdi motoru çalıştıracağız. Filtrenin içine falan da dolacak. Muhtemelen minimuma yaklaşacak. 1 litre daha alacağım. Bulunsun. Şimdi start veriyorum. Evet dostlar. Yağ da çok güzel oldu. 8 litre ile cüncük gibi oldu. Çekebildiğimiz kadarını vakumda çektik. 9,5'muş. Demek ki 1,5 içinde kalıyor. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra şimdikinde de yakıt sistemine geçiyoruz. Yağ sistemi, yakıt mı dedim bilmiyorum. Yani yağ bitirdik. Yağın filtresi değişti. Yağ değişti. 8 litreye bitirdik. Şimdi yakıt filtresine giriyoruz. Onun için de bakın bu Volvo'dan şu pompası çok güzel. Yanmarda böyle ufacık bir şey var, böyle arıyorsun şuralarda falan, bulamıyorsun ya. Bu bayağı böyle pız pız korna gibi basıyorsun. Şurada Separ filtre var. Separ'ınki burada şöyle. Bu arada bunun modelini de vereyim. OP618 Filtron marka alabilirsiniz. OP618. Şu da PP944 olması lazım. Mesela bende bu bitmiş. İki tane sipariş verdim. Bunu sonra değiştireceğim. Şimdi şuradakini değiştireceğiz. Bunun da bakalım. Ben bunları Karadağ'dan almıştım bu arada. Fazla. Ondan bittiğimden haberim yok. Mesela şundan daha iki tane var. İşte şundan var. Falan fişman.
Hengst E75K'ymış. Bunun muadili nedir bilmiyorum. Burada filtron, fil filtre neyse bulabilirsiniz. Yani gerçi herkesinki farklı oluyor tabii. Separ filtreye göre değişiyor olaylar. Herkesin separ filtresi farklı. Şimdi konumuz separ değişmek olunca buradan ne yapıyoruz? Shutoff yaptık. Bakın ne diyor? Fuel tank urgency cutoff. Cutoff yaptık. Shutoff yapmamışız. Peki. Cutoff yaptık. Ondan sonra buradan bunu indireceğiz. Hem içini temizleyeceğiz. Hem yeni filtresini takacağız. Ona pompalayacağız. Sonra yeni filtre gelecek. Bir daha bunu kapatacağız. Bunu çıkartacağız. Yine ortalık yakıt olacak. Mazot kokacak. Yenisini takacağız. Mazot kokusunu çoğumuz sevmeyiz. O yüzden gördüğünüz gibi drain plug'ı bu. En altındaki separ filtrenin. Onu çıkarttık. Altına da bez koyduk ki bezler emsin. Çünkü mazot bastığı zaman kokusu çıkmıyor. Hazır lafı açılmışken şuradaki minik bu separ için şuradaki bu alt tarafı tutuyor. Tamam mı? Bu da böyle çekince geliyor. Bakalım hemen taze taze neler yaşanmış. Ben bu sene şey kullanmaya başladım. Yakıt katkısı yukarıda onu gösteririm ya. Drotomar 82 ismi. Bakın ilk aldığımda felaketti. Bu arada yakıt dökülüyor ya. İlk aldığımda komple kaplıydı. Ben fotoğrafını koyarım size bu videoya şimdi. Hemen bu sol tarafa. Depo o günden bugüne. Bunu ben ne zaman değiştirdim? Geçen sene yazın. Bakın ondan beri sadece şu kadar. İlk aldığımda komple kapalıydı. Grotomar 82'yi 100 litre yakıt aldığınızda içindekileri hali hazırdakileri öldürmek için 100 mililitre atıyorsunuz. 100 litreye. 100 litre yakıta da koruma amaçlı her yakıt aldığınızda ondan sonra 10 mililitre atıyorsunuz. Yavaş yavaş artık baya baya bir temizlenmiş değil mi abi? Baya baya bir temizlenmiş Baya baya temizlenmiş. Onda zehir olabilir. Dokunmasan. yani. Ya aslında şuradaki contaları falan var. Bunları da Yalnız bu yenileriz. fikriniz yanlış. Şunun o değil abi. O benim yanımda. İçerisini görüyoruz şimdi. Neler ayrılmış. Daha temin drainle içini boşalttık ki bunun. Bakın cutoff yapmasak buradan akardı. Cutoff. Cutoff. Olf. Şuradaki drain'i açtık. Şuradaki dediğimiz gibi alt taraftaki şu bağlantı şuraya bağlantıyı çıkarıyor. Bunu aşağı alabiliyorsunuz. Şuradan havasını alıyorsunuz. Yakıt azaldığı zaman biraz sonra havasını alacağız. Yani bu değişim yaptık ki şu anda burada yakıt boşaldı. Dolayısıyla şunun içine falan yakıt dolması gerekiyor ilk önce. Yakıt, şunu açacağız. Havasını alacağız. Komple yakıt dolacak. Ve bir de şu alttaki drain dediğim ilk önce onu açtım. İçindeki mazotu boşalttım. Şuradaki şeylere. Yani o penyelere. Böyle. Şimdi şunu temizleyeceğiz. Yıkayacağız. Ondan sonra bunu değiştireceğiz. Elimizde bu da. Bir de bunun şeyleri var işte. Dediğim gibi. O-ringler var. O-ringlerini değiştireceğiz. Şimdi O-ringler. Bir şuraya. İki saplaması yukarıdan gelen şu saplama. İçinden dört tane çıkar bunlardan. Alttaki drain o yakıtı boşalttığımız yer için bir tane. Şunun içerisine koyduk. Tam şu yuvaya. O da şuraya oturuyor. Üstüne oturuyor. Bir de bunun altına denk gelecek şekilde şu separatörün alt kısmının üzerine geliyor. Dört tane toplamda. Şöyle yaptık. Nasıl yaptık ya? Evet. Pompalaya pompalaya. Cutoff açtıktan sonra. Pompaladık pompaladık. İyice ne sertleşti artık. Orada eğleniyor ya. Öyle. Yakıtın da havasını aldık. Evet, şimdi yakıt sistemini bitirmiş sayıyorum sizler için de. Diğerinde sadece bakın elle ne kadar sıkmışım. Bu kadar sıkılacak yani, çok fazla sıkmayın diyor kitap. Şunu değiştireceğim sadece, çıkartacağım bunu, yenisini. Bu PP994 müydü? Siz oradan daha rahat görürsünüz bakın. Filtron PP944. Bu da OP618. Alttaki yağ, üstteki yakıt filtresi. Yakıt filtrelerini de temizlemiş sayıyorum. Siparişini verdim. Bu gelecek. Değiştireceğim sadece. Bundan sonra kitaptaki bölüm tatlı su soğutma sistemi. Ben bunu hem temizledim geçen sene hem de long life cycle 2 senelik antifriz koydum içerisine. O yüzden gördüğünüz gibi seviyesi de zaten çok iyi. Minimum maksimum çizgileri orada. Hiç ellemiyorum.
Bunun boşaltma yeri var. O suyu komple boşaltıp işte içerisinde su doldurup temizleyebilirsiniz. Bundan sonraki bölümde ise deniz suyu soğutma sistemi. İlk olarak şurada deniz suyum geliyor, şuradan geliyor, motora geliyor ve gidiyor impeller'a. Bunu açacağız. İçerisi midye doldu. Muhtemelen %1 milyon şu anda. Beylikdüzü'nün denizinden. Ondan sonra impeller'ı da sökeceğiz. Bir bakacağız. İmpeler ne alemde? Temiz mi değil mi? Kırıklar, çatlaklar var mı? Eğer kırık çatlak yoksa değiştirmeyeceğim. Evet, deniz suyu filtresi de burada bu arkadaş. İçerisinde midyeler vardır muhtemelen. Şurada. Ben bunu sık sık temizliyorum ama yine ufak ufak midyeler oluyor. Orayı da temizleyeceğiz, burayı da temizleyeceğiz şimdi. İmpeller'da şöyle herhangi bir çatlak hiçbir şey gözükmüyor. O yüzden ben bunu değiştirmeyeceğim. Hiçbir sıkıntı gözükmüyor yani. Tertemiz. Geçen sene değiştirdim zaten. En fazla gittik geldik yani. Bir dahaki sene değiştiririm. Elimde yedeğim de var. 3-4 tane var. Herhangi bir şey görseydim değiştirecektim ama gayet güzel. Evet dostlar, en son neleri yaptık? Soğutma suyunu değiştirmedik. Buraları yaptık, buraları yaptık. İmpelere baktık. Filtreleri, yağ değiştirdik. Son bakacağımız yerde şu mixing elbow kısmı. Bunda çatlaklıklar bir şey var mı? İşte motor desteği diyorlar ya. Deniz suyu burada birleşiyor. Çürütebiliyor bu parçayı zamanla. Biraz da pahalı bir parça. Zaman zaman insanların başına sorun açıyor. Bu da tertemiz çıktı. Şunun dışında siz görmediniz. İşte onu dediğim gibi değiştireceğim. Motor bakımlarımızı bu sezonluk bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur bu videoda. Dostlar, hepinize tekrardan selamlar. Haziran ayından bir anda nereye ışınlandık? Tabii ki de Eylül ayına. Kusura bakmayın, videolar gecikiyor. Çünkü yaz tatili yapıyoruz. Videonun sonu buraya artık nasip oldu. Neredeyiz? Göcek merkezdeyiz. Eylül oldu Yiğit Kaptan, hala sen yola çıkmadın mı diyenlere duyar gibiyim. Çıkmadık. Bu sene kalabildiğim kadar burada kalıyorum. Sarı yazı yaşıyoruz efendim. Bundan sonra da sarı kış inşallah diye devam edeceğiz bakalım. Şu an Göcek merkezdeyiz. Birkaç tane işim vardı, onun için geldim aslında, böyle koylardayım yoksa. Hazır gelmişken de şu videoyu artık bitireyim dedim. Bitmek üzere video. Son konuşmayı da yapalım burada. Orada yapmadığımız işlemler neydi? Bir tanesi şeydi, yakıt filtresi. Onu ben sipariş verdim, değiştirdim sonraki dönemlerde. Sonrasında da o hava filtresine güzel böyle bir tane şey bulduk. Yine dediğim gibi sünger gibi bir şey, etrafını döndüm güzelce ve hava filtresi olarak onu kullanmaya devam ettik. Gayet güzel bir sezon geçirdik. Aşağı inişte 40 knot ve üzeri havalarda ta Babakale'den Foça'ya kadar geldik. Ama ne oldu? Telefonum çalındı. Yıllar yıllar önce Turgut'taki çok güzel o nehri çektiğim bölümler vardı. Turgut diyorum, Bencik'te. O zaman da telefonu denize düşürmüştüm efendim. O videolar yok olmuştu. Bu videolar da yok oldu. Sadece Efe'nin telefonunda kalan azıcık bir miktarda video vardı. Bu motor videosu nasıl kaldı diyeceksiniz. O çalındığı zaman Bali'deydim. Bali uçuşu yapmıştım. Tam o uçuşa gitmeden önce bu motor videosunu attım. Neyse, dönünce de dedim bu transfer videolarını dedim bilgisayarıma atarım. Zaman yoktu. Velhasıl motor videoları elimizde kaldı. O transfer videosu gitti. Çok güzeldi. Gerçekten güzel bir video olmuştu. Ve mikrofon falan kullanmıştım. Neyse, bu sene transfer videosu izleyemeyeceksiniz. Bundan sonraki bölümde efendim yazdan, koylardan bahsediyor olacağız. Güzel güzel drone ile çekimler yaptım yaz boyunca. Ondan sonra kullanabildiğimiz kadar mikrofonda kullanmaya çalıştık. Bir Yunan turu yaptım. Yunan turunun videosu gelecek. Ondan sonra da artık sarı yaz ve sarı kışa ilişkin videolar gelecek. Umarım R255 videosu da sizin için kullanışlı bir video olur. Motorunuzun bakımınızı kolayca yapabilirsiniz. Göcek'ten, The Kayak'tan selamlar diliyorum. Görüşmek üzere sonraki videoya kadar.